yapıyorsun lan? Oğlum, her yerim ağrıyor lan. Oğlum buradan kaçmamız lazım lan. Bu adam bizi öldürecek lan. Oğlum buradan kaçış yok. Kardeş benim acilen Kadir abiyle görüşmem lazım. Sebep? Kardeş acil diyorum, yorum kalem meselesi, kan gövdeyi götürecek. Ne biçim iş yapıyorsun Faruk? Bizi böyle iki günde harcarlar lan. Abi ben de anlamadım. Adamlar Diyarbakır'ın mekanda hareketlik var dedi. Anlaşıldı. Bu iş böyle olmayacak Faruk. Abi hoş geldin. Abi senin gelmene gerek yoktu ya. Niye zahmet ettin abi? Abi bir şey ister misin? Abi ziyaretin sebebi nedir? Şöyle size bakıyorum da şimdiye kadar sizi nasıl bitirmediler ona şaşıyorum ben. Niye abi, ne oldu ki? Biz burada iş yapıyoruz. Sen ufak tefek şeylerle uğraşıyorsun. Baran! Abi istenmeyen olaylar oldu. Tamam ama merak etme, çözeceğim. Ben işin üstündeyim dayı. Bugün yarın halledeceğim, sen merak etme. Diyarbakırlı sizi perişan etmiş. Neyi hallediyorsun? Benden habersiz hiçbir şey yapmayın. Tamamdır abi. Sen nasıl dersen öyle olsun. Neymiş anlatacağın önemli şey aslan? Abi bizimkilerle varana baskın yapacaktık. O ara Diyarbakırlı adamları bizimkileri aldı götürdü abi. Kafalarından sımadan gidip alalım onları. Diyarbakırlı olduğunu nereden biliyorsun? Abi adamlarını tanıyorum. Köşeden baskın yaparken gördüm. Diyarbakırlı'yı tanırım. Hele bir bakalım o mu yapmış? Ben bir arayayım o zaman. Ulan şerefsizler, bize sıkıp kaçarsınız öyle mi? Kendini yorma Mahmut, bunların dilinden ben anlarım. Doğru söylüyor, çocuklar Diyarbakır'ın elindeymiş. Hadi gidelim o zaman, İnşallah sıkmamışlardır. Abi ben burada kalayım ya. Ne olur ne olmaz. İyi, kal bakalım. Abi müsaade var mı? Niye geldin İsmail? Bekleseydin biraz daha. İyiyim abi, sıkıntı yok. Bana ihtiyaç varken yatmanın zamanı değil. Şemsun ne durumda İsmail? İyidir Cepo dayı, toparlar yakında. Bu arada hoş geldin. Eyvallah koçum. Ne yapıyoruz abi? Saldıracak mıyız? Oturun oturunuz yerde. Doğru zaman gelince ben size söylerim. Hoş geldiniz beyler. Hangi rüzgar attı sizi buraya? Kardeş, o zaman hiç uzatmadan konuya girelim. Elindeki gençler bizim mahallenin çocukları. Ve onlar bizim için çok önemli. Biliyoruz kardeş, sen suçlu insanlara karışmazsın. Eyvallah kardeş. İyi dediniz. Ben suçsuz kimseye karışmam. Yalnız sizin bu gençlerin suçu çok ağır. Bak Diyarbakırlı, her ne yapmışlarsa biz kefiliz. Tamam kefilsiniz de buraya gelip bizi kandırdılar. Mekanımıza sıktılar. Üstüne bir de Mahmud'u vurdular. Belli ki bunlardan haberiniz yok. Şimdi söyleyin bana bakalım. Ben bunları neden affedeyim kardeş? Kardeş belli ki bir cahillik yapmışlar. Aynen. Dediğimiz gibi biz kefiliz.
Anlıyorum sizi kardeş. Kefilsiniz. Benim nazarımda da hatırınız çok büyük. Ama bu dediğiniz iş, iş değil. Bak Diyarbakırlı. Biz kolay kolay kimseden bir şey istemeyiz. Gel bu işe, hadi. Bu çocuklar zararsız. Belli ki istemeden, bilmeden yapmışlar bu hatayı. Ben diyeceğimi dedim beyler. Buraya kadar zahmet etmişsiniz. Yine de ayağınıza sağlık kardeş. Tamam o zaman şöyle yapalım. Sen bu çocukları bırak, onlar da bir ömür sana sadık kalsınlar. Ne dersen onu yapacaklar. En azından senin yanında her şeyi öğrenmiş olurlar. Nasıl olacak bu iş peki? Ben ne öğreteceğim onlara? Burası okul mu? Eğer sen affetmezsen zaten ölecekler. Bırak yanında kalsınlar, bir şey öğrensinler. Kardeş, biz buna da kefiliz. Kardeş, o kadar mı değerli bu çocuklar sizin için? Aynen öyle. İyi, tamam kardeş. Dediğiniz gibi olsun. Yalnız şunu iyi bilin. En ufacık bir yanlışlarında bir daha buraya hiç gelmenize gerek yok. Tamam kabul. Ver gençleri, biz gerekeni konuşup sana yollarız. Ya kardeş şu abileri bir arasak mı ya? Ne oldu ne bitti diye merak ettim valla. Arayamam kardeş, yasak. Ya kardeş alt üstü ne bitti ne oldu onu öğreneceğiz ya. Yasak. Allah Allah. Yani sen de yasak diyorsun, başka bir şey demiyorsun. Tamam arama ya. Gelin bakayım, geçler buraya gelin. Abi arkadaşlar kim? Bu mevzuna bitene kadar buradalar. İyi, kalsınlar bakalım. Hoş geldiniz gençler. Olan biten ne varsa hepsini bana aktaracaksınız. Anladınız mı? Cevabı ne derse o. Biz onu biliriz kardeş. Dayı ne diyor bunlar? Bu işin çabuk bitmesini istiyorsanız benden habersiz hiçbir şey yapmayın. Nasıl istersen dayı. Şu Diyarbakırlı bir bitirelim de. Gerisi hiç önemli değil zaten. O zaman lafından çıkmayın, fazla sürmez bu iş. Oğlum siz ne yaptınız lan? Niye gidip adamın mekanına sıktınız? Siz şu olayları bir anlatın bakalım bana. Abi valla bizim böyle şeylerle ilgimiz olmaz. Her şey 0-1'i izledikten sonra başladı. O ne alaka lan? Abi bu Doğan'ın arkadaşı bizim önümüzü kesip bizi soydular. Biz de onlara çok kızdık. Ehsi abi, bizim kardeşimiz de keşke 0-1'i izleseydiniz. Başınıza böyle bir şey geldiğinde en azından ne yapacağını bilirdiniz dedi. Biz de izledik. Abi biz de izlemeye başladık. Baktık kendimizi bayağı bir kaptırmışız. Bunların bizden aldıklarını geri aldık. Başta her şey çok eğlenceli geliyordu. Ta ki biz bunları vurana kadar. Lan siz bunları da mı vurdunuz? Vallahi yemin ediyorum biz istemedik böyle olsun. Nasıl oldu biz de anlamadık. Abi çok pişman olduk ama iş işten çoktan geçti. Yani her şey 0-1'i izledikten sonra başladı öyle mi? Aynen öyle abi. Kendimizi o kadar kaptırdık ki olayların buraya geleceğini hiç düşünmüyorduk. Hatta kendimize lakap bile taktık altın çocuklar diye. Çok saçma ama artık bu dünyadan çıkamayız abi. Kardeşimizi elimizden aldılar. Anladım. Siz de öyle şeyler yapmışsınız ki bu dünyaya resmen gel gel yapmışsınız. Diyarbakırlı sizi affetti ama bundan sonra onun yanındasınız. Size kefil olduk gençler. Bu işin dönüşü yok. Diyarbakırlı pis işler yapmaz beyler. Böyle silah milah işleri. Yani bir dizi izlediniz, aha başınıza bunlar geldi. Üstünüzü başınızı temizleyin gençler, artık onun yanındasınız. Abiler, bizim artık ayrımız gayrımız yok. Ben de artık onlarlayım. Anladım kardeşim. Madem öyle sen de git. Eyvallah. Sen mi haber verdin? Aynen. Diyarbakırlı size baskın yaparken son anda fark ettim. Eyvallah kardeş. İşin aslı ben sana güvenmiyordum. Ama şimdi güveniyorum artık sana.
Sen şimdi motorunu da özlemişsindir değil mi? Heh, ben de size onu soracaktım. Motor sizdeydi değil mi? Yok, evimin arka bahçesindeydi. Abi, Diyarbakır'daki işleri ne yapacağız? Sıkıştırıp duruyorlar. Oğlum, işten güçten kafamızı kaldıramadık ki. Ama bir ara hallederiz ya, merak etme sen. Büyük para var, ertelemeyelim. Sen merak etme, gideriz, gideriz. Gelin oturun bakalım, gelin oturun. Abi, ayıptır söylemesi. Biz bu veletleri niye bıraktık? Hatır sayılı dostlar araya girdi Mahmut. Abi, iyi de. Bundan sonra sizinle beraber olacaklar Mahmut. Bana bağlı yaşayacaklar bir ömür boyu. Bir yanlış yaparlarsa sen sıkarsın, merak etme. Anladım abi, peki. Sen nasıl istersen. İyi. Kazım, ne durumdayız? Abi işlerimizde aksama yok. Ama Baran'ın abisi Cebo gelmiş. Anlaşılan bütün güçleriyle saldıracaklar. Saldırsınlar bakalım. Aynen öyle. Bizim açımızda bir sıkıntı yok. Biz her zaman hazırız. Daha da hazır olmamız lazım Kazım. O yeni gelecek çocuklar yok mu? Sürün piyon gibi öne gitsin. Abi olur. Belki kim vurduya giderler. Bana bak Mahmut. Sakın o çocuklara karışma. Kim vurduya gidiyorlarsa gitsinler. Ama Mahmut vurduya gitmeyecekler. Anladın mı lan? Abi sen merak etme. Ben kontrol altında tutarım bunu. İyi iyi. Tetikte olun ha. İsmail, sen Diyarbakır'a baskın yapmamız için hazırlık yapmaya başla. Abi cevabı duydun. Benden habersiz bir iş yapmayın dedi. Nasıl olacak o iş? O bir şey yapmak istiyorsa yapsın İsmail. Ama bizim ondan önce davranmamız lazım. Nasıl bir şey yapalım abi? Kimse duyurmadan ikimiz halledelim o zaman. Gözcü olması için birini ayarla. Bize önce de haber ötürsün. Tamam abi, o iş bende. Hallediyorum. Gençler, hazır mısınız? Evet, hazırız. Madem bize kefil olanlar var, o zaman biz hep hazırız. İyi, güzel. Mahmut'la Kazım size ne yapmanız gerektiğini söyleyecek. Eyvallah. Geçmişte olanlar için kusura bakma. Biz olayın buraya geleceğini bilmiyorduk. Duydum. Baran kardeşinizi vurmuş. Ama siz merak etmeyin. Size intikam şansını vereceğim. Sen onu yap. İşte o zaman sen ne dersen biz onu yaparız. Hallederiz, hallederiz. Bu arada sen necisin? Sorun yok. O da bizimle. Biz artık beraberiz. Bundan sonra ne gerekiyorsa beraber yapacağız. Aynen. İyi, güzel. Etrafta olun ha. Abi inşallah ben bunları parçalamam. Tut kendini Mahmut. Olan olmuş işte. Daha ne uzatıyorsun? Demesi kolay Kazım. Seni değil, beni vurdular o piçler. Kazım, şunlara ne iş yapacaklarını söyle. Salak salak iş yapmasınlar ha. Tamamdır abi, o iş bizde. Hadi gidelim Mahmut. İsmail abi, burası hafiften kalabalık ama Diyarbakırlı halen içeride. Bana bak koçum, sakın kendini belli etme. Bir haber alırsan hemen bana uçur. Tamam abi, ben buradayım, sen merak etme. Abi Diyarbakırlı mekanda, yalnız mekanı biraz kalabalıkmış. İsmail, adamına söyle, biz haber verince biraz kargaşa çıkarsın. Kargaşa mı? Bu ne için abi, Diyarbakırlı'yı dışarı çıkarmak için? Aynen, Diyarbakırlı çıktığında uzaktan basacağız mermiyi. Abi dediğin iş çok riskli. Ya başaramazsak? Biliyorum İsmail. Beklemediği anda basacağız. Az da olsa bir şansımız var. Ama başaramazsak ya Cebu abi bizi yakar ya da Diyarbakırlı. O zaman başarmamız için ne gerekiyorsa yap İsmail. Eyvallah abi, ne gerekiyorsa halledeceğim. Dua edin abi, affetti sizi. Yoksa kafanıza sıkardım. Kardeş ne desin, haklısın. Bırak bu siniri. Beraberiz artık. İnşallah bir yanlış yaparsınız lan. Bak o zaman ne yapıyorum size. Tamam Mahmut, ne uzatıyorsun? Olan oldu işte. Gel lan şurada bekleyelim. Yoksa daha çok kızacak. Oğlum abim bizi affetmiş lan. Sen de boş boş caz yapıyorsun. Normal oğlum. Adamın canını yattık lan.
Canı o kadar tatlıysa gitsin tatlıcıda çalışsın kardeş. Tamam oğlum, kapat konuyu. Şimdi bizi duyacak lan bunlar. Faruk'la İsmail nerede Baran? Abi etrafı dolaşıyorlardır, buralardalar. Söyle onlara fazla etrafta dolaşmasınlar. Tamamdır abi. Çocuklar, Faruk'la İsmail nerede? Az önce dışarı çıktılar. Nereye gittiler? Söylemediler mi? Bilmiyorum, sormadım. Ulan arkadaş, oğlum bunlar manyak mı lan? Benden habersiz nereye gitmişler oğlum bunlar ya? Ne bakın lan gevşek? Ayıp değil mi lan postaklar gibi bana bakıyorsunuz? Ne diyorsun lan sen? Kim sana bakmış? Yürü git işine! İster giderim ister gitmem, sana ne lan? Manyak mı lan bu? Canına tutanmış herhalde. Kimse bana manyak diyemez lan, babanızın yolu mu burası? Oğlum ayık olun lan. Bu işte sanki bir şey var ha. Bence de. Hayırdır lan? Ne bileyim abi, manyak galiba, kendi kendine bağırıp çağırıyor işte. Hayırdır oğlum, derdin ne senin? Sana ne oluyor lan puş? Sen kime puş diyorsun lan kabrak?